2023'te pandeminin getirdiği çip krizinden vesaire bir araç kıtlığı mevcuttu. Otomobil sektöründe son aylardaki düşüşle beraber araç sahipleri fiyatların ilerleyen günlerde nasıl olacağını merak etmeye başlamıştı. Konuyla alakalı Otogaleri sahibi Samet Teke otomobil piyasasına dair açıklama yaptı. Son dönemlerde yüksek faiz oranları ve tüketicilerin yüksek harcamalardan kaçması nedeniyle biraz sektörde yavaşlama mevcut. Hepimizin bildiği gibi. Sadece otomobil sektöründe değil, diğer sektörlerde de bir yavaşlık mevcut. Fakat bu bizim çok öngörmediğimiz bir durum değil. Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde, işte insanların daha tasarrufa yöneldiği dönemlerde otomobil sektörünün duraksaması ve yavaşlaması bizim doğal karşıladığımız bir durum. Bazı haber sitelerinde görüldüğü gibi işte galericiler battı, evine ekmek götüremiyor gibi haberlerin ben çok asılsız olduğunu düşünüyorum. Şu anda yaşadığımız durgunluğun çok olağan ve dönem dönem yaşadığımız bir durgunluk olduğunu sektördeki diğer meslektaşlarım da farkında. Teke, sıfır araçlara rağbetin fazla olduğunu söyledi. 2023'te pandeminin getirdiği çip krizinden vesaire bir araç kıtlığı mevcuttu. İşte bu yüzden insanlar sıfıra talebi iyice arttırmıştı. Bir de bulunmayan şeyin kıymeti arttığı için sıfıra talep çok fazlaydı. Şimdi 2024'te de pazarda beklenen talep ilerliyor. Hatta 2024'ün ilk yarısında pazarda bir %4'lük büyüme gözlemlenmiş verilere baktığımızda. Kredilerin yüksek olması, faizlerin yüksek olması tabii ki sıfır araçlara ulaşımı zorlaştırdığı için ikinci eldeki talep de bu nedenle artıyor. Sıfır araca ulaşmak isteyenler bayilerin yapmış olduğu kampanyalar, işte kendi bünyelerinden vermiş olduğu ucuz finansmanlarla tabii ki sıfır araçlara da yönelme mevcut. Fiyatlarla ilgili 2025'i işaret etti. Fiyatlarla alakalı benim şahsi kanaatim 2024'ün önümüzdeki dönemlerinde çok bir artış veya düşüş beklemiyorum. Bence bu düzlemde devam eder diye düşünüyorum. Ama 2025'te üretim maliyetlerinin artması ve faizlerin biraz daha düşeceğini öngördüğümden ötürü 2025'te fiyatların artacağını öngörüyorum.